Hey liselilerde böyle bir 2017 Universe Pod'un 3. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu maçı geçen hafta yapmıştım ama dosya silindiği için görememiştiniz. Dolayısıyla onu olmamış sayıyorum. Temiz bir başlangıç yapacağız. Alexa Bliss vs. Asuka. Kadınlar şampiyonluğu için. Evet, böyle bir iyi haberle başladım. Bir de kötü haberle başlayayım. Tag Team Division'ı şimdilik iptal. Yani Tag Team maçları daha fazla yapmayacağım bundan sonra. Çok basit bir nedeni var. Size sormuştum hani ilk bölümde ya da ikinci bölümde de sormuş olabilirim. Tag Team partnerlerini nasıl değiştiriyorsunuz falan hani. Ben bulamadım çünkü. Sonra internetten gittim baktım. Öğrendim ki Humorous Mod'da öyle bir şansımız yokmuş. Herkes bug olduğunu söylüyor, düzelteceklerini söylüyorlar. Yani burada Türkiye'den bahsediyoruz, bilmiyorum düzeltecekler mi. Ama eğer düzeltmezlerse Tag Team Division'ın olmasını beklemeyin bu Humorous Mod'da. Biraz üzücü. Ne güzel bu arada Randy Orton olayı falan olmuştu. Çok güzel Tag Team kemerleri bulmuştum. Maalesef artık pek bir önemi kalmadı onların. Neyse karşısında. Asuka. Birisi Asuka dememe kızıyor ya. Kana mı diyeyim yani ne diyeyim. Asuka diyor ne? Asuka dersen dayak yersin yani. Birisi böyle Asuka deme falan diye sövmüş bana. İlginç yani. İlginç bir kafa yapısında buldum o arkadaşı. Neyse bu arada bugün Universe Mode delirdi ya böyle. Maksimum 7 tane maç yapabiliyorsunuz. Ben 5 tane maç olmasını ayarladım maksimum. Ama Universe Mode bu round'da 8 tane maç verdi bana. Tabii ki de hepsini oynamayacağım. Sadece 5 tanesini oynayacağım. Ve Rav'da hiçbir alt gitmiyor ya şu an. Hani SmackDown'da Dean Ambrose ve AJ Styles olayı var şu an. Kendi kendine oluşan bir şey. Rav'da kendi kendine olan bir şey yok. Dolayısıyla kendim yaratmak zorunda kaldım. Mesela bunu ben kendim yaptım hani bu maçı. Main Event'i de kendim yaptım ama Main Event'in ne olduğunu Main Event'e geldiğimde söylerim. Ya da çok merak ediyorsanız videonun sonuna gidip bakabilirsiniz de. Neyse. Bu Falls Count Anywhere maç bu arada. O yüzden işler çılgınlaşabilir. Kim olarak oynuyorum? Alexa Bliss. Yine Raskele seçtim. Hani artık size kanıtlamamı istiyorsanız kanıtlamamın hiçbir yolu yok. Bana inanmak zorundasınız. Ve şaşırtıcı bir şekilde çoğunuz hani maçlara oynamamı istemişsiniz. Dolayısıyla hani ben de oynamaya devam edeceğim. Hadi başlayalım. Oo, tabii Asuka'nın normal başlamasını planlamıyordum zaten. Abi yalnız benim 3 tane reversal'ım varmış. Bu çok eğlenceli olacak kesin. Oho! Güzel hareketti Alexa'dan, beklemiyordum. Başka neyin var? Aynı hareketi mi yapacak? Hayır, uhu. Elbow deneyecektik, olmadı. Nope. Nope, hakem, hakem say. Bitti maç. Hakem, oho, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Oho, 3 oluyordu lan harbiden. Çabuk, çabuk, çabuk. Reversal'ım kalmamış zaten. Yapabildiğim kadar hasar yapayım bari. Yürü be Alexa. Yürü be. Abi 5 tane ıskaladım ya. Kaç kere vurmuştum şu an. Alexa çok iyisin bugün gerçekten. Kaçıyorum ha bendikten. Ne? Orta parmak çekti sandım herkese. Buraya gelmeni tavsiye etmem Asuka. Oh! Woho! Merhaba. Aha! Yakaladı beni. Aa, yerde yakaladı mı? Yalnız işim zor benim. Şu an reverse demem berbat çünkü. Reverse yemiyorum abi. Yok yani bende öyle bir dalga. Bende de buralarda icat olmadı yani. Of. Abi ben oyunu ilk oynadığımda bu kadar kötü reverse. Yani oynadıkça reversal'larım kötüleşmeye mi başladı? Ne oldu?
Mesela onun reverse'lerdi ben çok rahat mesela ama değişmiş. Neyse. Üçüncü reverse'ım da gelmek üzere. Ha geldi. Abi yuh onun reverse'ledim işte. Tamam hani ben reverse'lemiyorum da yapay zekanın hala sinir olduğum bir yanı var. Sırf reverse'lemiyorum diye yerde yapabildiği bütün hareketleri yapıyor bana. O çok sinir bozucu. O yüzden trip atacağım yapay zekaya. Terk ediyorum arenayı. Şuradan gidelim. Ne yapıyorsun Niseli? Gidiyorum ben. Görüşürüz. Burası sıkıcı ya. Bir başka yerlere gidelim. Üçüncü bölümdeyiz daha hiç dışarı çıkmadık aradan. Ne yapıyorsun lan? Asuka ne yapıyorsun? Oho! Papa powerbomb oldu resmen. Kevin Owens'un gözleri yaşardı şu an. Gelme benim için sorun değil. Taunt yapabilirsin. Ben de taunt yapacağım. Gelecek mi bakalım. Yo ringde bekliyor öyle. Enerjisini dolduruyor falan. Ben gidiyorum. Aha geliyor. Yo. Kararsızdı ama sonunda gelmeye karar verdi. Gel 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 aynen bitir enerjini de. İşte bu görmek istediğim şey. Koş koş. Oo ne yapacağız? Hey arm drag. Kızmana gerek yok ya. Olur böyle. Gel bakayım şimdi gidelim. Backstage'e. Okey burası çok daha güzel. Bakalım ne yapabiliriz sana. Abi şu Alexa'nın hareketleri çok şey ya. Hani direkt içinde olman gerekiyor birine. Yapabilmek için boyu kısa diye mi böyle acaba? Hiçbirini yakalayamıyorum abi. Hiç ulaşamıyorum yani düşmanlarıma. Oo! Shit. Düş yere bakayım. İsmini unuttuğum signature'ı. Michael Cole söyler diye tahmin ediyordum da tabii ki de Michael Cole'dan bir hareket bilmesini. Oo no. Kaç. Yani böyle de kaçabilirim tamam. Aa keşke takılı kalsaydı oraya şu an. Oo no. Acil kalkman gerek Alexa. Ne yapıyorsun seni ya? Okey. İşte gördüğünüz gibi Dardiseli örneği var karşınızda. Eyvah. Şu an signature'ını yapsa gittim ben. Onun yerine Michinoku Driver yapıyor. Bak benim reversal'ım gelmek üzere. Geldi hatta. Bir dakika harbiden ne yapacağım ben Alexa Bliss'in finisher şeyi de. Twisted Bliss. Yani moonsault yapıyordu. Bir dakika bir dakika special moves. Ringside DDT mi yapıyor? Ay abi iğrenç. Ayrıca signature'ın ismi de insult injury'ymiş. Abi nasıl bir atış şekliydi o? Gel içeri tekrar. Zaten atmayı planlamıyordum. Şunu yapmak istiyordum. Table finisher'ımızı yapalım. Daha ooo yapamadık. Şimdi onun finisher'ı var. Artık hala varmış vardı. Abi niye slow motion ya bu? Finisher'ımı yaptım resmen şu an. Arm drag. Ooo bu farklı bir hareketmiş. Abi bak. 1, 2, 3, 4. Okey. Hakem gelene kadar abi. Çok yavaş hakem gerçekten. Oyunun kendisi yavaş şu an gerçi. Ohoho. Bir tane daha bir tane daha. Kim artistik yapıyoruz bilmiyoruz ama olsun.
O crucifix. Kalk bakayım. Hayır abi, hemen yakaladı var ya, hiç beklemedi bile. Abi neden bu kadar yavaş lan? Harbiden niye anlamadım yani. Ohohoho. Insult the injury'deki abi ya, iki tane finisher oldu şimdi, ne kadar şanslı. Çöp kutusunun da çekmediği kalmadı gerçekten. Ooo askalak. Enerjim de yok abi, onun enerjisi var, yakalayacak beni ya. Kaçamayacağım aynen. Abi o kadar berbat bir sistem ki. Hiç istediğimi yapmadı. Neyse artık. Kaçarı yoktu. Yani daha güzel bir maç bekliyordum açıkçası. En azından slow motion olmaz diye düşünmüştüm. Böyle mi bitti bir de lan? Abi ya. Şampiyonluk sahnesi... Başlayacağım bu oyuna. Gerçekten başlayacağım. Evet. Rava çok güzel başladık. Hadi bir dahaki maçımıza. Okey, sıradaki maçımız biraz daha ilginç ve umarım ilk maçtan daha güzel olur. Girişler nerede bilmiyorum ama Daniel Bryan vs. Brian Kendrick. Daha bir en başından saçma başladık ama çok güzel bir backflip yaptık German Suplex'ten. Nefes almam gerek. Pele. Devam. Yani Brian kendine geldi mi pek şansım kalmayacak çünkü. Abi direkt kendine gelir gelmez röversedi beni. Northern Lights demek. Ooh no. Kaç. Brian Kendrick. Sanırım Brian Kendrick ile Daniel Bryan aynı zamanda başlamışlardı. İlk maçlarını birbirlerine karşı yapmışlardı. Shawn Michaels'ın okulunda, işte güreş okulunda. Zaten bir tipi de birbirlerine benziyor artık. O yüzden ilginç bir maç yani bu. Merhaba. Oh, Rough Rider. Oh, Radio Smackdown'a gönderme falan mı yaptık acaba, bilmiyorum. Oh. Abi bak ya. Of. Hadi oradan görüş. Oh, demek öyle. Yürü git. Uç. Kendrick uç diyecektim. Gidemiyoruz, uçamıyoruz. Yani kendikten çok beklemiyordum zaten. Hakem ne yapıyorsun hakem? Selam. Oo. Yapma be Kendrick, bu tam şansındı senin. Öldürecek şimdi beni işte. Şimdi öleceksin. Oho. Merdivenlere fırlattı bir de. Gitti abi ya. Gitti, yeşil barım vardı ne güzel. Ulan Daniel. Ulan Daniel. Şimdi yorumlarda şuna Daniel deme diye sövmeye başlayacak yine aynı kişi. Yeter. Abi yapay zekayla problemim bu benim bu sene. Tek yaptıkları şey yerde size saldırmak. Öbür türlü maç yenemiyorlar yani. Acaba Brian Kendrick'le oynadığımda hep şu küçük bir parçacık var ya, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Brian Kendrick'le oynayınca yani şu siyah şey oluyor nedense maçta. Bak şu an ayaklarımın orada işte, botlarımın orada. Bu da kalmış öyle. Brian'la bir alakası var yani. Kendrick'le yani. Ooo, reverse edip sandım. 5, 6, 7 ve 8. geliyor ve maalesef eğlenmeyeceğim. Oh. Huh. Daha 2 bile olmadı Daniel. Daha yeni başladık oğlum. Oh, belki de yeni başlamamışızdır. Sen mission yaparsa kaçamayabilirim. Hakem, rope break. Rope break. Huh. Lan dur, ayağa kalkayım ya. Aynen, çık oraya da. İşim bitti abi. Çok büyük bir hata yaptın. Çok büyük bir hata yaptın. Oh.
Hop. Gel 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 gel. Sanırım ismi Slice Bread'di. Ve işte burada. Slice Bread'miş gerçekten. Brian Kendrick oyunda olmasa bile ismi var hareketin ya, çok hoş. Seneye oyunda olur ama Brian Kendrick. Ne? Bu kadar basit. Abi anlamış değilim ya. Neden bu kadar kolay her şey? Lan Daniel Bryan'a karşıydım. Adamı ezip geçtim resmen. Pervizyon inşisi vardır falan diye her şeyi hesaplamıştım. Heh, bir şey olmadı. Peki. Peki. Abi şu yapay zekanın ayarlarıyla oynamam gerekecek galiba ya. Böyle çok daha zorlaştırmam gerekecek onları hani. Şu an Legend'dayım bu arada. Yanlış anlamayın hani. Şu an daha fazla ayarlayabiliyorsunuz. Mesela daha fazla reversal yapmalarını sağlayabiliyorsunuz. Galiba yine ona maruz kalmak zorunda kalacağım. Finisher'ları. Aynen. Tamam. Neyse. Bir dahaki maçımıza geçelim. Okey. Chris Jericho Raw'daymış. SmackDown'da çıkmasının sebebi tag team şampiyonu oldu. Aman şey, evet, tag team şampiyonu. Pardon. Galiba tag team şampiyonu hem Raw'da hem SmackDown'daydı. Hani ikisiyle birleşikti. Dolayısıyla tag team'de olan insanlar iki şovda da çıkabiliyordu. O yüzdenmiş yani. SmackDown'da olması. Artık Raw'da olacak yani. En azından tag team division'ı geri gelene kadar. Geri gelirse tabii. Uff. Baseball slide. Acaba AJ'in baseball slide'ını koyacaklar mı seneye? Ya da yeni bir baseball slide animasyonu koysunlar. O 80 yıllık falan yani o animasyon. Here Comes the Pain'den beri vardır herhalde. Hatta şaşırıyorum ya, hatta beri. Va! Okey. Tam yaptım diye seviniyordum. Christian bir anda Hulk Hogan'a döndü. Tarık Mengüc'e döndü. Selam. Aa! Dedim ki... Oh, Roaring Elbow, hayır. Oh, execution. Hadi oradan. Resmen Edge'i sattık şu an. Neyse, Kanadalı vs. Kanadalı ha. Kaç kaç. Aynen. Huh. Abi ben hala kimle oynayacağımı bulmadım da Jericho ile oynayabilirim bu sene. Ohoho. Her sene aynı. Birisi Seth Rollins'la oynamaya devam ettiydi de. Yok abi ya. Her sene aynı kişiyle oynamak sıkıcı olur bu sıra sonu. Chris Jericho çok iyi değil mi? Baksana şuna. Hop. Geçmiş olsun. Hareketleri de çok iyi. Aaa, yakalıyordum ama Chris Jericho beni yakaladı. Orada geçen maçın sonunda şeyden bahsediyordum ya. Finisher reversal'larını falan arttıracağım dedim ya. 2K15'te öyleydi. Bayağı arttırmıştım hani olasılığını. Neredeyse finisher yapmam imkansızdı böyle. Bunda da öyle yapacağım galiba. Sırf hani çok kolay yenmeyeyim diye. O Daniel Bryan olayı tekrarlanmasın diye. Abi şimdi de gayet iyi gidiyorum. Ohoho. Come on baby. Yani tamam. Enerjim az, stamina az. Yeah. Onun dışında ama muhteşem. Baksana canıma bak. Momentum'a bak. Bir de Christian'a bak. Yani. Çok manyak düştü. Woo! Line sold. Tabii de bu kadar kolay değil. Kalk Christian, kalk. Demek Edge'in gölgesinde kalacaksın hala. Ha, hiçbir şey yapamadın lan. Hiçbir şey yapamadın. Of. Devam. Oh, dropkick. Aaa, yürü be Christian, sonunda bana geri gelmeye karar verdin demek. Nereye gidiyorsun? Oh. Ne yapıyorsun? Hey 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 hey. Diskalifikasyon yok mu bu maçta, diskalifiye olma? Bitti işin. Bilmiyorum var mı yok mu, riske girmeyeceğim de. Girmeme de gerek yok zaten. Abi
Ben kendim yaptım. Kick out yapmayacaktı galiba çünkü. Yani levere basmasaydım rezalet bir maç olacaktı. Oo, geçmiş olsun. Kaldır, indir. Chris Jericho. Catching Codebreaker. This is awesome diyorsunuz da Christian için hiç de muhteşem değil açıkçası. 1, 2, 3. Ben farkında olmadan easy moda falan mı aldım bu oyunu? Hemen gidip bakacağım. Oh, şu Lion Salt'u bir kez daha görmek istedim. Heh. Yoşa göre cutscene de olmuyor. Tamam, gidip bakayım harbiden ben galiba bu oyunu easy'ye almışım. Okey abi, bakın. Böyle bir şey yaptım. Neredeyse her şey full. Finisher reversal full. Yani bundan sonra yapay zeka beni yenemiyorsa biri legit'tayım. Hani artık siz düşünün. Okey, bu sefer girişleri açmayı unutmadım. Maçın yüklenmesi bir 20 yıl sürdü ama. Neyse. Gösterdiğim gibi her şey full de bakalım ne olacak. Başıma ne gelecek? Tyler Breeze benim aslında favorilerimden bir tanesiydi hatta NXT'de herhalde en sevdiğim adamdı. Sonra main roster'a geldi. Zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Hiçbir şey olmadı. Problem de bu zaten. Yani gayet iyi bence Tyler Breeze. Hiçbir şey yaptırmıyorlar yani. Breezango çok iyi bir tag team olabilir aslında. Ama yok. Karşısında Stone Cold Steve Austin'e fena şekilde yenilen. Eric Young, evet. Yani bakalım. Tabii, oyunun içinde kendi oyunlarının reklamlarını yapıyorlar. Çok güzel bir şey. Hey! Bunu artık kendimiz yapabiliyoruz. Geçen oyunda böyle başlıyordu Tyler Breeze. Ama biz istediğimizi yapamıyorduk. Şimdi yapabiliyoruz. Çok hoş olmuş. Evet. Pek bir fark göremiyorum şu an maçta. Hala ezip geçiyorum yapay zekayı. Ha. Abi aslında reverse'lemeleri de o kadar güzel değil çünkü. Limit var ya reverse'la. Çok reverse'larsa de o problem oluyor şimdi. Ya en kötü artık limitsiz reverse'la yapacağım da o zaman major reverse'lar çok OP oluyor. Çünkü bak böyle Major Reversal yaptım. Şimdi iki tane harcadı. Adam hiçbir altımı Reversal yemiyor şimdi değil mi? İşte limit olmazsa bu sefer benim de Major Reversal yapmamak için bir nedenim olmayacak. Adam dokunamaz bile bana büyük ihtimalle o yüzden. Bu ne abi, Stone Cold Steve Austin misin sen, bir dakika. Ne diyorlar? İnsanlar bir şey diyor ama duyamadım. Hayır. Kaldım böyle. Oo, powerbomb. Hep tuş edecek gibi geliyor bana oradan mı? Tabii ki de etmiyor. Abi kaçabiliyordum. Benim için sorun değil. Yavaş yavaş yap hareketlerini. Benim reversal'ım gelsin yeter bana. Bak yine çok büyük bir hata. Daniel Bryan'ın sonunu getiren hata buydu biliyorsun. Oo. Onun farklı bir planı var ama. Fandango kurtar beni, kurtar. Oha. Reverse'ledim sandım onu ama. Vay anasını. Sonunda ve yapay zeka beni uğraştırıyor. Bilmiyorum Tyler Breeze'le oynuyorum diye mi böyle oluyor ama. Hani çünkü Tyler Breeze ratingi daha düşük ya.
Belki ondandır, belki değildir. Oh shit. Bunu da reverse'ledi. Uçuracak şimdi beni neckbreaker'la. Çık ringden, çık ringden. Zamanım varken... Ah. Dedim sana Tyler, zamanım varken çık dedim ama dinlemedin beni. Şimdi tokadı geçiriyor. Abi çok güzel tokatlıyor ya. Hop hop, alt tarafı tokat attın yani, başka bir şey almadın. Kendine gel. Oh. Abi ringden çıkmam lazım acilen. Oh, RKO. Vaça 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 RKO deniyordu. Tabii ki de olmadı. Fake. Ha şöyle. Ha şöyle. Tam zamanında indim. Oh ne o? Okey. Reversal'ı harcayamam. Çünkü signature var şu an. Eyvah. Fandango oradasın. Yardım et. Bir dakika. Oh elbow drop. Neyse ki Fandango bana yardım ediyor orada. Üzgünüm. Belki ilk hafta gelir gelmez kaybetmeseydin arkadaşın olurdu. Eric Young ve sana da yardım ederlerdi. Ama üzgünüm. Yok işte. Oo, ne yapacak? Öldürecek tabii detaylı bizi. Fandango sakin ol abi. Adam bulduğu her şeyi fırlatıyor ringe. Fandango'da ne var bu arada? Ha ceketi içinden geçmiş lanet olsun. Muhteşem bir oyun ya. Abi şimdi bak reverse'lemek istemiyorum. O da o yüzden full yerde hareket yapacak bana. İnsafsızca. Lan ya şerefsiz gel buraya. Uf abi daha bir tane daha reversal'ı var bir de. Bu maçı kaybetmiş olabilirim. Bu maçı gerçekten kaybetmiş olabilirim. Yeter lan. Count out yaparsan. Üzülürüm. Tamam ringe atacak beni. Neyse bu da yeni. Önceden 5 oldu mu ringe giriyorlardı. Şimdi biraz daha duruyorlar. Cesaretlenmişler yani. Abi bak. Çok kötü, tehlikeli işlerle uğraşıyorsun şu an. Demiştim sana tehlikeli işlerle uğraşıyorsun diye. Hakem yürü git yolundan. Tamam bu da olur, bu da olur. İşte bu. Ne? Abi neden yapmadı hareketi? Kaç Tyler, kaç. Yapay zeka senin. Ağzına edeyim yapay zeka. Oh be. Şerefsiz abi ya. Şerefsiz Young. Lan bir hareketimi reverse'leme bari. Al lan. Kill switch mi? Unprettier. Unprettier. O çok daha güzel. Unprettier. Abi rope break tabii ki de. Bitmedi daha. Bir daha dene, bir daha. Lanet olsun. Kalk kullana ya. Hiçbir hareketim de yok ama bir şey deneyeceğim. Reverse'ledi tabii ki de. Oo şansa bak. Aha şimdi şey ettin işte. Şimdi altına ettin. Kalk bakayım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Da 4. Pele kick. Bu da of, bu da olur. Bu da kesinlikle olur. Super wow, super wow. Ah, gitti kafam. Sonunda bir yapay zeka beni uğraştırıyor. Gerçekten inanamıyorum şu an. Doğru mu görüyorum yani ben?
Ah bir de yerde reversal yapabilmek kolay olsa. Abi yerde reversal yapmayı kolaylaştırabilirim kendim için onu söyleyeyim. Abartı oluyor çünkü böyle. Hadi görüşürüz. Aha çok güzel, çok güzel. Ayağa kalkmazsa şimdi. What? O zaman biz de böyle yaparız. Bir shot yapamıyor muyum? Special moves. E tamam. Oh, what? Koşmamı istemiyor mu yani? Hayır, harbiden koşarak yapamıyorum nedense bir shot'ı. Çok ilginç. Abi bu ya maçı bitirecek, sen kazanacaksın ya da ben. Oh, follow away slam. Top row follow away slam. Harbiden ringin diğer ucuna uçurdu beni. Bunu yapmak yerine signature'ını yapıp bitireceksin işte maçı. Ha? Hep aynı hareketi yapıp duruyor. Şerefsiz ya. Al lan al. Kalk şimdi. Git şuraya. Yapamıyormuşum. Ah! Yaptım. Bir işaret. Eric Young'ı gömdük şu an galiba. Gerçekten gördük, gömdük Eric Young'ı. Oo! Ne? Eric Young. Ölmeyi kabul etmedi adam yani. Henüz hayattayım diyor bana. Hemen halledelim derdini çözeyim hemen. Adama bak, adam artık karnını falan da tutmuyor. Hani acıyı hissetmiyor. O kadar vurduk ki. Oh shit. Bak. Ha, trio. Abi. Niye zamanını harcıyorsun ki bunu yapmakla? Hiç bilmiyorum. Ama benim için sorun değil. Üçüncü reversal'ımın gelmesini bekleyeceğim zaten. Bir dakika. Bekleyemeyeceğim. Oh. Dreamer Driver'miş. Fireman's Carry bir şey yaptı. Oh ho ho. Aha. Abi. Neyse ki dışarıdayız. Ama ringin içinde olsaydık maç bitmiştir belki de öyle. Güzel olurdu. Ani bir bitiş olurdu. Abi şu an çok güzel bir şansı var adamın. Yani bak. Ben hiçbir şeyi reverse sevmiyorum. Peki. Zamanını harcamak istiyorsan benim için sorun değil. Ya gel buraya, kendini Luke Harper sanıyor. Luke Harper sanıyor kendini. Yavaşça girdim ringe. Of. Super kick. Single up. Boston Crab yapıyormuş nedense Tyler Breeze. Bir. İki. Ha. O abi bütün... Bende dört tane var. Onda sıfır. Kötü bir seçim yap. Oh, reverse yemedim. İkisini de kaçırdım. Pile driver. Oh no. Manyak bir baştı Eric Young. Tyler Breeze'i yenmeyi başardı. Fandango deliriyor orada. İşte aradığım şey buydu. Çok da iyi oldu çünkü Stone Cold'a çok iğrenç bir şekilde yenilmişti Eric Young. Şu an hani inandırıcılığı geri geldi adamın yani. Hemen Eric Young'ı böyle ne bileyim main eventer falan yapacaktım. Neyse tamam. Her şey yerine oturdu. Çok güzel bir maçtı harbiden. İşte dediğim gibi hem Eric Young'ın inandırıcılığı arttı. Aynı zamanda Tyler Breeze'in de inandırıcılığı arttı. Bu nasıl bir kamera açısı acaba? Bilmiyorum. Yani. Eric Young yendi ama
Bu Tyler Breeze'in son görüşümüz değil. Çok şanslı yalnız var ya, çünkü 4 tane reversal'ım vardı. Çok şanslı o reversal'ları kaçırdığım için. Neyse, yine de tebrik ediyorum. Hadi bir dahaki maçımıza geçelim. Okey. Şimdiki maçımız gecenin main event'i ve birinci contender'lık için bir maç. Ama bu maçı kazananlar birinci contender olmayacak. Çünkü bu maç Six Man Elimination Tag Team. Yani 3 kişilik takımlar var. Eliminasyon. Evet, Samoa Joe burada. Tekrar söyleyeyim ya, bu Elimination Tag Team maçı. Ve aslında burada şeyi bulabiliriz, birinci contender'ı bulabiliriz. Şöyle diyeyim, eğer sadece her takımdan bir kişi kalırsa, o zaman hani kısacası maçta son kalan kişi birinci contender oluyor. Ama atıyorum, sol taraftaki takımı yendi. İki kişi var o takımda. O takım, hani o takımdaki iki kişi haftaya maç yapmak zorunda birbirlerine karşı. Öyle bulacağız hani. Veya üç kişi mi var? O zaman haftaya Triple Threat maçı olacak. O kazananlar arasında. Ve Triple Threat maçını kazanan birinci contender olacak. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Randy Orton Tag Team Division'ı durduğuna göre onun yapacak başka bir şey kalmadı. O yüzden tekrar WWE kemerine gitmek istiyor. Daha doğrusu Dark Universal kemerine gitmek istiyor. Yapabilecek mi? Göreceğiz. Şimdilik Tag Team Division'ı durduruldu. Tamamen kaldırılmadı. Dolayısıyla hala Randy'de kemer var ve tabii de Bo Dallas'ta kemeri var. Ve tabii ki de Boa Dallas'la pek görüşmediler. Çünkü görüşmek için nedenleri yok. Tag Team maçı olmayacak. O yüzden o hikaye nereye gidecek bilmiyorum. Borkeo falan diyen vardı. Başka isim aklıma gelmiyor şu an, lanet olsun. Talk to me. Bakayım ya. Bu devam etsin, ben bu sırada o videoma bakayım. İlk Universe Mode bölümüne bakayım. Ne tür isimler söylenmiş? Emirhan Öğün'den böyle isim Believe in RKO olmuş. Fena değil, evet, 8 like falan almış zaten. Viper Leave falan diye denemiş birisi. Hey, Shawn Michaels burada bu arada. Yani Shawn Michaels'ın bu maçta olmak için bir nedeni yok herhalde. Yani olmasına da gerekiyor çünkü kendisi Shawn Michaels. Tek nedeni bu. Borkeo, Borton olsun. Borton, aynen, çoğu kişi Borton demiş. Neyse, evet. Başka göremiyorum şu an, bir saniye biraz daha bakayım. Yine Believe in RKO diyen var. Neyse. Yeter bu kadar. Bakmak isterdim de oyunu boşluyorum. Bu sefer müzik çalıyor. Müzik çalınca da copyright yeme riski mi artıyor falan. Abi, slow motion'da oynayabiliriz bu maçı. Şimdiden uyarayım. Tekrar söyleyeyim, bana Samoa Joe denk geldi. Dolayısıyla Seth Rollins bu maçta kendi başına.
Belki yine onunla oynamaya karar veririm. Ama şimdilik kaderi yapay zekaya kaldı. Ve o Eric Young'laki maçtan sonra o kadar da kötü bir şey değil aslında yapay zekaya kalması. Neyse görürüz, yeni kıyafeti var, çok manyak abi ya. Şu Seth Rollins'ın ayaklarının kenarlarını metal yapınca aşırı güzel gözüküyor gerçekten. Gerçekte de böyle giyerse çok iyi olur yani. Metal görünümlü bir şey tabii, gerçek metal görse ilginç olurdu. Gerçi Roman Baba da kurşun geçirmez yelek falan giyiyor. Rocky balık, Rocky balık. Mikrofondan uzaklaştı biraz da, umarım hala beni duyabiliyorsunuzdur. Yani sesim biraz kısık geliyor galiba ama. Olsun tamam. What? Bir dakika, Twitter'ıma bakıyorum. Twitter'a bakıyorum da. Galiba Triple H bana bir şey atmış. Aa evet, gördüm Triple H. Bana diyor ki. Bana diyor ki CM Punk Avrupa şampiyonluğuyla kaçtı. Dolayısıyla yeni şampiyonluğa ihtiyacımız var. O yüzden o şampiyonluğu bilmiyorum abi, Triple H'e bunu koydum mu? Network şampiyonluğunu Triple H'e niye koymuşum ben? YouTube'daki en profesyonel Universe Mode. Buna bir neden uyduramayacağım abi. Tek uydurabileceğim neden, Triple H yeni şampiyonluğu göstermek için giyiyor şu an. Yani bir bakıma az da olsa Network'ün sahibi yani. Herhalde birazına sahiptir. Yani resmi olarak şu an kemer hiç kimsenin değil yani. Öyle diyeyim. Farklı planlarım vardı bu kemer için. Triple H'e koyduğumu unutmuşum tamamen, özür dilerim. Neyse, önemli değil. Özür dilerim deyip sonra kendimi affetmem. Yani önemli değil derken o anlamda dememiştim. Ve harbiden slow motion'da oynuyoruz abi. 11 GB indirdim lan. 11 GB. İnsaf insaf. Ayrıca çok manyak, herkeste 4 reversal var. Hala Seth Rollins'da 5 reversal olması gerektiğini düşünüyorum. Ama olsun. Oo big boy. Hadi be, big boy yapacaktım, ne güzel. Hop hop, ne yapıyorsun? Abi bir Big Boy Senton yapmama izin verir misin? Böyle birbirimizi reverse'e reverse'e gideriz yani. Benim için sorun değil. Aha çok güzel düşecek. Hayır Joe, hayır. Ha şöyle. Abi ya istemiyor yani. Big Boy şeyi yapmamı istemiyor. Eyvah. Oh! Seth Walker! Aynen, ben de tag vereceğim de. Yapay zeka, öf ya. Neyse, bu o kadar sorun değil tag team. Yani şey. Tag team şampiyonluklarıyla alakası olmadığı için. Bekleyeceğiz artık, ne yapalım. Biraz artistik yapalım. Abi Seth Rollins'a niye öyle yapıyorsun? Ben insanlara taunt yap diyorum.
Galiba "We want Rocky" falan diyorlardı. Rocky istiyorsanız işte kendisi burada. Hop hop, Michaels'ı yalnız şey yapmayın. Adam Seth onunla uğraşıyor, ben de. Aa, hakem içeri almıyor beni ya. Bana bakmadan artistik yapabiliyor hakem, çok manyak. Çok manyak. Yeter. Hadi be. Dedim ki yeter. Aha, uçtum gerçekten. Selam Seth, ne haber? Seni dövmek çok ilginç geliyor abi. Hep sana, seninle oynardım ya. Seninle oynardım çok yanlış anlaşılabilir ama olsun. Yürü be Sean, herkese dalıyor abi. Kimse Sean'dan güvende değil yani. Kimse kaçamaz gazabından. Gel bakayım Rock. Oh. Adam masayla ilişkiye girdi benim sayemde. Hayır, yanlış kişiye. Abi durduramıyor da kendini. Aha, Rock'ı böyle eleyebilir miyiz? Vay be. Beni değil, Rock'ı atma gerekiyor. Shawn Michaels böyle gururlu davranmaya çalışıyor, onurlu davranmaya çalışıyor. Rock'ı içeri atarak. Abi ikisi de gidebilir şu an, elemine olabilir. Abi ikisi de gidecek. Shawn Michaels ve Rock gidiyor. Ohohoho! Sadece The Rock elemini oldu. Abi Rock'ın gözün... Rock'a baksanıza... Aqua'da... Abi çok fena sinirlendi galiba. Shawn Michaels'dan gözlerini ayırmıyor. Ben Shawn Michaels olsam kaçardım şu an. Abi bir dakika. Çok fena atar yaptı galiba. Ben gidip bir bakayım ne oluyor diye. Rock ne yapıyorsun oğlum? Ne o yüz ifadesi? Kim oldun sen? Dokunamıyorum bile. Yürü be. Galiba Rock'a inmeyindi arkadaşlar. Tek yapabildiği şey Shawn Michaels'a bakmak öyle. Selam Shawn. Pardon, biraz dayadım ama. Neyse Randy, hazırsan ben girebilirim artık. Memem iplerden geçiyor. İşte big boy olmanın yan etkileri bunlar. Abi bence Shawn Michaels'la Rock'ın olayı bitmedi. Gerçekten bitmedi bu olay yani. Rock cinnet geçiriyor şu an galiba. Hakem, gireceğim içeri. Aa. Peki. Floatover ne? Oo, floatover hiçbir şey çünkü. Triple H reverse'de. Abi hiç sevmedim ya. Oyun zaten yavaş çalışıyor. İşte Rock elebine olduğunda arenadan çıksa ya. Hızlansa biraz oyun. Oh, let's go Michaels. Chantleri yankılanıyor şu an. Michaels gidiyor harbiden yani. Triple H fena yapıyor Michaels'ı. Buradayım Michaels. Hot tag ver, bir şey yap. You still got it mi? Kime diyorsunuz abi bunu? Triple H'e mi? Shawn Michaels'a mı? The Rock'a mı? The Rock'a demiyorlardır, o maçta değil artık. Adam, ha tamam. Tamam, çok güzel, çok güzel. Bana ver. Rock, bir dakika, Shawn Michaels atar yaptı galiba bana. Vermeyeceğim ulan falan diyor. Ha, veriyor. Hay anasını ya. Yapay zeka, gerizekalı. Bir dakika, burada durursam bir dahakine bana verir herhalde. Yani o sözü bu oyunda söylemek istemiyordum, yapay zeka gerizekalı olayını. Ey, tag verdi bana. Düşerken sırtına dokundum. Ulan Seth, ulan Seth. Şu an niye orada bekliyorsun? Ha. Oh, last gift from the gods miydi? Neydi öyle bir şeydi? Hadi be Randy, buradayım. Aha, işte bu Randy. İşte bu Randy. Ya gerizekalı, bana tag verseydin maçı yenmiş olabilirdik. Oh, step up enziguri.
Ayrıca Şaman kız niye bu kadar atardı? Baksana. Adam çok sinirlendi nedense. Tam signature'ını aldın, şimdi bana tag veriyorsun. Yapay zeka ilginç bir spesimen ya. Yani signature'ını yap da çık. Ya da hiçbir şey yapmadan da çıkabilirsin peki. Kal yerde. Sonunda yapacağım abi. Abi Big Boy Senton niye yapmadın? Bu nedir ya? Bu Big Boy Senton mu? Lütfen. O varken yani bunu yapmak hiç mantıklı değil. Ohohoho! Adamı uçurdum. RKO. Belki yapar RKO ya. Daha sakin olun. Daha zaman var. Madem Senton yapamıyoruz. Ha, ayakta olması lazım dalmam için. Hadi Seth Rollins yapabilirsin. Şaka yaptım. Aslında slow motion olmasa güzel bir maç olacak bu. Abi böyle bir şey nasıl geçmesine izin veriyorlar anlamış değilim gerçekten ya. Kalk ya kalk. Kalksın daha iyi. Bitti. Woo! Rough Rider. Herkes Rough Rider yapıyor. Ha. Big Boy Senton. Ne haber Triple H? Abi Rock hala bakıyor ya. Oh no. Aa, o da köşeden yapacak da belki de. Yaptı galiba. Nasıl reverse yemiyorum abi? Al işte, bitti kariyerim şimdi. Kariyerimi bitirecek Seth Rollins. Yine sakatlayacak birini yani. Oh, buckle bomb. Nope. Nope, bir dakika. Birbirleriyle kapışıyor benim adamlar. Aa, çok güzel kurtardı beni. Çok güzel kurtardın. Teşekkürler. Randy. Oo, ses. Bunu tavsiye etmezdim. Çünkü şu an reversal'ın sıfırlandı. Rakı boş ver. Rakı boş ver. Geçelim. Bu sefer reversal da yok. Hadi bakalım ne yapacaksın şimdi? Oh! Enziguri! Dön arkanı. Kokira clutch. Triple H'e dalın. Birbirimize değil. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun ha? Benim acımı çekeceksin lan yapay zeka. Kaç kere pes ettirdi beni böyle. Oha! Yuh! Çok güzel yakaladı Triple H'i. Abi enerjisi nasıl bitmez bu adamın ya? Hah sonunda. Seth Rollins bayağı uzun süre dayandı. Ama elinde sonunda gitmek zorunda kaldı yani. Öldü sonra orada. Görüşürüz Seth. Oo nereye gidiyorsun Triple H? Ben buradayım. Ben buradayım. Oo! Olmamış varsayıyoruz. Tamam Randy sen git yerine. Ben de bu adam. Ben de. Bu, peki. Ben ringin içine giriyorum abi. Hadi bir dakika. Atmayı deneyecek ringin içine de atışamayacak çünkü yapaylık. Oo. Woohoo! Selam. Oh. Okay. Randy peşini bıraksa şu adamın ringin içine atacağım mı? Ha şöyle tamam. Kalk. Neresine bakıyorsun Samoa Joe? Kalk ha. İzin veriyorum kalkmasına. Ki şunu yapabileyim. Woo!
Belki canı yanmıştır diyor JBL. Kesinlikle yandı canı. Big Boy Stanton. Bir tane daha. Oo, bitti abi. Double Big Boy Stanton yani. Big Big Boy. Okey. Ya ben yeterince yaptım sanırım. Size bırakıyorum yapay zeka. Lütfen yüzümü kara çıkarmayın. Okey, Shawn Michaels. Shawn Michaels'ın Triple H'i yenmesi güzel olur. Anlamlı olur. Of, güzel. What? Ne oluyor abi bu oyunda şu an? Momentum az Shawn Michaels'ın da, iki hareket yapınca direkt finisher'ını aldığı için adam. Problem yok. Bak adam ters çevirdi Triple H'i. 65'ten 71'e geldi yani. Çok rahat alıyor finisher. Yani bak yapay zeka yüzümü kara çıkarma dedim resmen. Her şeyi deniyorsun kara çıkarmak için. Ooo. Demek bitti şu an Michaels. Ben olsam dikkatli olurum çünkü Triple H'in Spinebuster var. Hop, boom. Bir şey denedi ama Shawn Michaels'ın reversal. Ve artık signature var Shawn Michaels'ın. Oh. Shawn Michaels tepeye çıkıyor. Aa, elbow drop deneyecekti. Triple H yakaladı. Triple H yakaladı. Pedigree. Çıkıyorum hakem, çıkıyorum hakem. Dur. Dur Randy, dur salak gerizekalı. Oo, ben Randy'yi durdurmaya çalışacaktım. Sonuçta bir triple threat maçı yapmak zorundayız şu an. Eğer Shawn Michaels elemine olursa sadece bir tane hedefim kalacaktı maçı yendiğimde. O da Randy Orton olacaktı. Ki Shawn Michaels bir şekilde dayanıp kick out yaptı yani. Eminim triple threat çok eğlenceli geçecek. Bitmez herhalde o maç artık. Randy'ye bak. Şu an Michaels'ı fena yaptı gerçekten. Ah ah Michaels ah. Sakin ol Randy, sakin ol. Snake Eyes. Abi Shawn Michaels tek yapman gereken şey reverse'lemek ya. All you gotta do is believe. Bakayım çekil önümden. Ya yapma bunu tutma hocam. Ha şöyle. Takmadı bile. Ya, Triple H bildiğin rüzgar mı esti lan, öyle bir şey mi? Geçti ensemden gibi havadaydı. Ya işte ben bitireceğim ya. Yapay zekaya gerçekten güvenilmiyor bunda. Evet, bu arada neden tag team maçı yapmadığımı anladınız mı şimdi? Eğer diğerleri olarak oynayabilseydim çok daha hoş bir maç olacaktı bu. O yüzden hani merak edeniniz varsa neden tamamen bıraktım diye tag team maçlarını şimdilik. İşte bu yüzden. Wow, Big Boy Stanton yapacaktım ne güzel. Ha şöyle at içeriye. Shawn Michaels'a bakabiliyor muyum? Bir dakika. Target. Tag partner. Manuel diyelim. Hayır. Ah. Manuel. Tag partner. Shawn'a mı bakıyorum şu an? Kal yerde. Yes! Shawn Michaels çıktı. Shawn Michaels çıktı. Gel lan buraya Triple H. Görüşe göre bir dahaki hafta Samoa Joe vs. Randy Orton göreceğiz. Triple H artık direnmene gerek yok gerçekten. Oo abi. Tyler Breeze'i bitiren hareket buydu. Ama ben Tyler Breeze değilim neyse ki. Harbiden tuş edecek lan. Bir dakika.
Yok hadi, hadi oradan. Aa, maç hızlandı işte bu ya. Tam da sonda hızlandı. Teşekkürler oyun. Triple H? O hareketin cezasını çekeceksin. Şimdiden söyleyeyim. Şimdiden söyleyeyim. İstediğiniz kadar Triple H diye bağırın. İşi bitti adamın. Oh no. Spinebuster. Nope. Nope. Dediğim gibi Triple H direnmene gerek yok. Bitti işin artık. Neyi bekliyorsun acaba Triple H? Kalkmamı bekliyor galiba. Kötü bir seçim. Gerçekten. Of. Oh, pedigree için bekliyor. Nope. Nope. Bir daha dön. Bir daha dön. Oh. Oh, backbreaker. Hayır, 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 hayır. Üzgünüm. Big Boy Senton vakti. Bari bize farklı bir şey yapalım da. Ne yer olduğunu şaşırsın yani. German suplex. Bilmem ne suplex. Ve straight jacket suplex. Tamam. Şimdi yapacak bir hareket kaldı. Sadece bir şey kaldı. O da Muscle Buster. Muscle Buster geliyor. Boom, Muscle Buster. Randy çekil abi. Hakem, 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 hakem. Ha. Bir, iki, üç. Ve maçta sadece iki kişi kaldı. Randy Orton ve Samoa Joe. Bunlar da haftaya Kirav'da. Birebir maç yapacaklar. Büyük ihtimalle main event olacak o da. Ve o maçın kazananı kemer için gidecek. Stone Cold'un karşısına çıkacak. Yani ya Samoa Joe vs Stone Cold ya Randy Orton vs Stone Cold. Bakalım. Yani yılan vs yılan. Samoa Joe hayvan olmuyor herhalde. Yani Samoa Joe'nun bir hayvanla alakası yok ama neyse. Olmasına da gerek yok abi. Oh! Abi bu kadar... Okey. Bu olayı olmamış varsayın abi. Shawn Michaels'ı yok sayın burada. Samoa Joe'yla Randy Orton'da birbirlerine atar yapıyorlar şu an böyle. Kızgın kızgın bakıyorlar. Neyse dediğim gibi. Haftaya main event'te. Raw'ın main event'inde. Samoa Joe vs. Randy Orton kazanan birinci contender. Şimdi benden bu kadar arkadaşlar. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.